Deniz Poyraz davasının 3. duruşmasını bugün tamamladık. Ancak ne yazık ki yol almak yine mümkün olmadı. Soruşturmanın başından beri gerçekleri karartmak için devam eden çalışmalar bugün Deniz Poyraz duruşmasında bir kez daha karşımıza çıktı. Sanık mahkeme heyetinden kaçmanın, duruşmaya katılmamanın yollarını arayarak duruşma salonuna gelmedi. Sekbis'te katılmak istedi. Çok sayıda baro başkanı vardı duruşma salonunda. Çok sayıda avukat vardı duruşma salonunda katılan vekili olarak. Mahkemeden bir kısım taleplerimiz oldu ama mahkeme bu talepleri reddetme yolunu seçti. Verdikleri kararlar hukuka aykırıydı. Bu nedenle mahkeme heyetinde bulunan tüm hakimlerin reddi yoluna gittik. Bugün de duruşma gerçekleşmedi. Ben sonuna bırakayım. Misafirlerimiz var burada. Başka baro başkanlarımız var. Onlara söz vererek devam edeyim diyorum. Başkanım buyurun. Merhaba. Nahit Ceren ben. Diyarbakır Barosu Başkanıyım. Merhaba. Sağ ol. Bugün aslında başkanım özetledi. Biz barolar olarak ilk günden beri bu davayı takip etmeye çalışıyoruz. İlk CS'de geldik. İlk CS'de maalesef duruşma yapılamamıştı. İkinci CS'ye geldik. İkinci CS'de de bizler yine katılma talebinde bulunduk barolar olarak. Çünkü bu cinayetin, bu katliamın biz alelade bir cinayet olmadığını biliyoruz. Bunun siyasi bir suikast olduğunu ve bu ülkede ciddi kaosa sebebiyet verecek bu ülkenin üçüncü siyasi partisine, bu ülkenin üçüncü büyük şehrinde bir il binasında gerçekleşen saldırıydı. Bu anlamda barolar olarak bu davayı takip etmek istedik. Katılma taleplerimiz geçen celse reddedildi. Bugün bir kez daha katılma talebinde bulunduk. Bu davanın alalede bir cinayet davası gibi görülemeyeceğine yönelik itirazlarımızı sunduk. Ama yine reddedildi. Duruşmayı takip etmek konusunda katılma talebi reddedilen barolar olarak davayı takip etmek istediğimizi söyledik. Zapta geçmesini istedik. Maalesef bu talep de reddedildi. Biz bugün şunu anladık. Evet, reddi hakim talebinde bulunduk ama neden bulunduk? Bu heyetin bu davayı tarafsız ve bağımsız yürütemeyeceğini anladık. Bu davanın ağırlığını kaldıramayacağını anladık. Çünkü bu dava sadece suikasti gerçekleştiren kişiyle sınırlı bir dava değil. Bunu bir kez daha tekrarlıyoruz. Eğer bu suikastin arkasındaki güçler, bu tetiği çektirenler açığa çıkmadığı sürece bu ülkede hiç kimsenin can güvenliğinden bahsedemeyiz. Bu ülkede hiç kimsenin siyaset yapma hakkından bahsedemeyiz. Bu ülkede hiç kimsenin ifade özgürlüğünden bahsedemeyiz. Bu nedenle bu davayı takip etmeye devam edeceğiz. Bugün burada olan baro başkanlarımız var. Gelemeyen baro başkanlarımız var ama bu dava bu ülkenin gündeminden düşmeyecek. Bütün failler, emri verenler, planlayıcıları hepsi açığa çıkana kadar bu hukuk mücadelesini sürdürmeye bizler yeminliyiz ve devam edeceğiz. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Baro Başkanı Avukat Mehmet Ferhat Yüzol. Başkanların da belirttiği üzere bugün bu dosyayı takip etmek için buraya geldik. Bu dosya niye önemli? Ülkenin üçüncü büyük partisinde, Türkiye'nin üçüncü büyük ilinde saldırı oluyor ve hunharca bir cinayet işleniyor. Bu bir siyasi cinayet. Ülkedeki bütün siyasi partilerin, hukuk kurumlarının bu dosyayı takip etmesi gerek. Çünkü bugün bu cinayetin üstü bu şekilde kapatılırsa, yarın başka bir partinin fikrini beğenmeyen, kendince içine sindiremeyen başka bir şahıs, başka bir yerde başka cinayetler işleyecektir. Bu cesareti başka kimselere vermemek adına bu cinayetin arkasında kimler var? Bu katil sırtını hangi duvara dayamışsa o duvarın altındaki tuğla çekilerek arkasındaki bütün failleri bulunması gerekiyor. Barolar olarak bu dosyayı takip etmeye devam edeceğiz. Bugün katılma taleplerimiz reddoldu ve mahkeme heyetinin tavırları da neden bu dosyayı takip etmemiz gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. Bugün burada bulunan baro başkanlarımıza ve avukat arkadaşlarımıza
teşekkür ediyorum. Bu dosyanın takipçisi olmaya ve arkasındaki faillerin ve gerçek sahiplerin ortaya çıkması için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Siirt Barosu Başkanı Avukat Kenan Bilge ben. Değerli basın emekçileri, biz de Siirt Barosu olarak bu davayı başından beri takip ediyoruz ve takip etmeye devam edeceğiz. Niye takip ediyoruz? Çünkü bu cinayet, başkanlarım da belirttiği gibi, sıradan adi bir cinayet değildir. Bu cinayet siyasi bir cinayettir. Türkiye'nin, ülkemizin üçüncü en büyük partisi olan Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Binası'na girilip vahşice bir çalışanı katledilmiştir. Bu sadece bir insanın yaşam hakkına yönelik bir cinayet değildir. Bu hepimizin, bütün yurttaşların, bütün vatandaşların fikir hürriyetine ayrıca yapılmış bir suikasttır. Demokratik toplum düzenine karşı yapılmış bir suikasttır. Dolayısıyla biz bu sebeplerden ötürü bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu celsede değerli meslektaşlarımızın, üstadlarımızın usule ilişkin taleplerin tamamı neredeyse reddedildi. Dolayısıyla bu da mahkeme heyetini tartışılır hale getirdi ve meslektaşlarımız da üstadlarımız da reddi hakim talebinde bulundular. Biz Siirt Barosu olarak bu davayı takip etmeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederiz. Van Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Hamza Çiftçi. Biz de Van Barosu olarak katılma talebinde bulunduk. Mahkeme reddetti. Red gerekçesinin daha aslında red gerekçesi red kararı verilmeden önce biz reddedileceğini önceki celseden dolayı zaten biliyorduk. Niye reddetmesinin hatalı olduğunu Sayın Mahkeme'ye arz ettik. Fakat bugün de yaşananlar bize şunu gösterdi. Mahkeme heyeti bir bütün olarak bizi reddedin diyecek kararlar aldı. Adeta hakimler bizzat bizi reddedin diye katılan tarafa orta açtılar. Şimdi dosyada yetkili vekaletli avukatların soru sormalarını kısıtlayan bir karar verdi. Duruşmaya girmiş avukatların isimlerinin zapta geçirilmemesi yönünde ara karar kurdu. Katılma taleplerini gerekçesiz olarak reddetti. Gerekçelerini kanunda aksine hüküm yok diye gerekçelendirdi. Böyle bir heyet bu yargılamayı yapamazdı arkadaşlar. Çok doğru bir şekilde savunma, daha doğrusu katılan taraf reddi hakim talebinde bulundu. Bu heyetle maddi gerçek ortaya çıkarılamayacaktı. Dolayısıyla yani ilk önce çekilme talep edildi, çekilmedikleri için de red taleplerini değerlendirmek üzere bir üst mahkemeye gönderildi dosya. Biz bu dosyanın takipçisi olacağız. İnsan haklarını korumak bizim asli vazifelerimizden biridir. Bizim takdirimize değil, kanunun emredici bir hükümdür. Dolayısıyla 2000 kilometre öteden işlenen cinayeti, işlenen siyasi cinayeti takip etmek üzere buradayız. Bu dosya aydınlığa kavuşana kadar takip etmeye de devam edeceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Avukat Nurhan Aydın, Bingöl Barosu Başkan Yardımcısıyım. Biz baro olarak ilk duruşmadan beri her duruşmada vardık. Her duruşmada da heyetin bu yargılamayı yapmaya muktedir olmadığını gördük. Ancak bu duruşmada özellikle bir şeyi belirtmek istiyorum. Bütün baro başkanları belirtiler ama biz müdahalelik taleplerimize de edilmesi üzerine yetki belgesiyle dosyaya girdik. Yetki belgemiz olmasına rağmen dosyada duruşma zaptına adımız alınmadı. Neden yok saydığımızla ilgili gerekçe istediğimizde ise de gerekçe olarak da duruşma düzeninin sağlanmasından bahsedildi. Tüm kayıtlar bellidir. Duruşma düzenini herhangi bozacak herhangi bir hareketimiz olmamıştır. Orada sanık vekili dahi kurulan ara kararla ilgili bunun kanunsuz olduğu, yetki belgesinin vekaletname yerine geçtiği, avukatların orada soru sorma hakkı olduğunu, bu yapılan şeyin itirazla, yapılan uygulamanın itirazla sonuçlanacağı ve sanığın bile aleyhine bir dava uzatma sürecine gireceğini söylemesine rağmen mahkeme kurduğu ara karardan dönmeyerek hukuki bilgisinin dahi bu mahkeme böyle bir yargılamayı sürdüremeyeceğini göstermiştir.
Biz Bingöl Barosu olarak ifade özgürlüğüne, örgütlenme özgürlüğüne, bir kadın olarak kolay öldürülmeye karşı Deniz Poyraz'ın davasında sonuna kadar her duruşmada olacağız ve yargılamanın adil bir şekilde sağlanması ve katilin arkasında olan kişilerle beraber neden hala bu kadar rahat bir şekilde duruşmalarda tehditler savurabildiğini, mahkeme başkanını dahi tehdit edebilecek kadar özgüvenli olduğunun ortaya çıkarılması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Dosyada emek veren tüm avukatların emekleri için kendilerini selamlıyor ve saygılıyorum. Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, bu yargılamanın başından beri bu dava sanki yalnız bir şahsa karşı işlenmiş gibi sürdürülüyor. Soruşturma evresinden bu yana böyle devam ediyor. Oysa katil duruşma salonunda açıkça söyledi, önüme kim gelse öldürecektim. Tek bir hedefle yola çıkmış değildi. Bir anlayışı, bir partiyi, o partide çalışan insanları, bir düşüncenin arkasında olanları hedef almıştı ve kişisel bir cinayet söz konusu değildi. Bunun insan hakları ihlali olduğu konusunda sanırım ki hepimiz birlikteyiz, hepimiz ortaklaşıyoruz. O yüzden ben şimdi sözü İnsan Hakları Derneği adına meslektaşımıza bırakıyorum. Bir kere her şeyden önce burada bir kadın katledildi. Siyasi bir suikaste kurban gitti. Ve annesi, ailesi burada. Her şeyden önce onların acıları önünde eğilmek gerekiyor. Biz 90'lardan beri insan hakları savunucuları olarak bu tür davalara girdik. Ama bir katilin kendisini bu kadar güçlü hissettiği ben başka bir dava görmedim. Katilin kendisini Türk yargısından daha güçlü hissettiği bir mahkeme izledik bugün. En sonunda hakimi bile tehdit etti. Açıkça tahrik indirimi istedi. Dedi ki HDP'ye karşı açılan kapatma davası nedeniyle ben tahrik indirimi istiyorum dedi. Şiddet asla bireysel değildir. Devlet dili bu kadar sertleştiği için bu insanlar bu suçu işlemeye hak görüyorlar. Ve kendisini haklı görüyor, güçlü görüyor. Esas sorun burada. Bu dava neden bireysel bir cinayet davası değildir? Başından beri bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir sağlık emekçisi, az bir parayla geçinen bir insan binlerce liralık otellerde kalıyor, kadınlarla birlikte kalıyor. Bir polis silahını kullanıyor, valiliğe ait otellerde kalıyor. Bütün bunlar arkasındaki gücü son derece net gösteriyor. Ve bugün ben şahsen 30 yıllık bir hukukçu olarak gerçekten bu hakimin yerinde olmak istemezdim. Biz ondan çok daha özgürüz. Hakimin özgür olmadığı bir yerde hukuk ve adalet olmaz. Mümkün değil bu. Bugün biz bunu gördük. Katilin kendisini yargıdan daha güçlü gördüğü bir duruşmayı gördük. Maalesef diyorum. Değerli arkadaşlar, yani yıllardır, hatta 10 yıllardır mahkemelerdeyiz. Davaları takip ediyoruz. Avukatlık yaptık, müdahil olduk. Şimdi milletvekiliyiz, yine adliyelerdeyiz. Ama ben darbe dönemleri dahil olmak üzere yargının yaygın bir biçimde bu kadar pervasız hale geldiğini görmedim. Başka bir dönem görmedim. Ya sanki hukuka aykırı davranmak için özel eğitim almışlar. Her yerde. Sadece İzmir'de değil. Türkiye'nin bütün adliyelerinde. Böyle bir dönemi yaşıyoruz gerçekten. Yani hukukla, yasayla, adaletle, vicdanla hiçbir şekilde bağdaşmayan, tamamen keyfi kararlar alıyorlar. Ya bir yargıç nasıl yetki belgesini kabul etmez? Nasıl sadece müdahiller arasından avukat tayin eder, görevlendirir? Bu bugüne kadar hiçbir mahkeme salonunda olmamış bir şey. Ama maalesef mağduru bizler olduğumuz davalarda yargıçlar, mahkemeler bu şekilde pervasız davranıyorlar ve korunuyorlar. Bir katilin bu kadar pervasız olduğu, bu kadar korunduğu, yargı tarafından korunduğu, bulunduğu yerde cezaevleri
görevli tarafından korunduğu başka bir dönem de yok değerli arkadaşlar. Yani şimdi burada olsa, şimdi kendisi burada olsa hepimizi tarayacak, hepimizi. Bu kadar pervasız ve buna ilişkin herhangi bir işlem de yapılmıyor. Bakın, Türkiye'de tweet atarsanız 5 gün gözaltına kalırsınız. Bu katil sadece 24 saat gözaltına kaldı. Sadece 24 saat. Arkasındaki güçler araştırılmadı. Araştırılmadı maalesef. Ama ben bu yargıçlarda veya diğerlerinde kusur bulmuyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi bu sistemin sorumlusudur. Derin devlet kendilerini teslim aldı. Şimdi derin devletin kendisi oldular. Bu uygulamaların arkasında kendileri var. O nedenle bunlardan siyasi olarak hesap soracağız sandık geldiğinde ve dayanışmayı da hiçbir zaman azaltmayacağız. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Davayı takip eden bir grup avukat arkadaşımız var. Dosyayı hazırlayan, çalışmaları gerçekleştiren o avukat arkadaşlarımız adına Ümit konuşacak. Merhaba değerli arkadaşlar. Sürekli ifade ediyoruz. Organize bir kötülükle karşı karşıyayız. Ülkeyi kaosa sürükleyen ve bu kaosu her geçen gün derinleştiren organize bir kötülük. Ve elbette Deniz Poyraz arkadaşımızın HDP İzmir il binasında katledilmesi de bu organize kötülüğün bir parçasıydı. Baro başkanlarımız, başkan vekili arkadaşlarımız, İHA'de eş genel başkanımız ifade ettiler. Daha önce de belirtmiştik. Bu katil bu katliamı planladığı anda da yalnız değildi. Azmettiricileri vardı. Destekleyenleri, yardım edenleri vardı. Ve yine gözaltına alındığı anda gördük. Bu katliamı gerçekleştirdikten sonra da aynı güçler bu katili korumaya, ona cesaret vermeye devam ediyor. Ve bu sebeple soruşturma sürecinde savcı maddi gerçeğin açığa çıkarılması için değil, karartılması için elinden gelen çabayı sarf etti. Delilleri toplamak için değil, delilleri karartmak için elinden geleni yaptı. Bugün üçüncü duruşması görülen İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü duruşması görülen bu katliam davasında ne yazık ki her üç duruşmada ve özellikle de bu duruşmada ne yazık ki üzerindeki baskı nedeniyle bu davayı yürütmekle görevlendirilmiş, yetkilendirilmiş mahkemenin hakimlerinin de adil bir yargılanma tesis etmek, maddi gerçeğe ulaşmak, bu siyasi cinayetin arkasındaki gerçekliğin ne olduğunu ortaya koymak gibi bir niyetinin olmadığını gördük. Bunu avukat arkadaşlarımızın, baroların, kadın örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının bütün taleplerini reddedişinde gördük. Ve en son bugün davaya katılan avukatların davada yokmuş gibi saymasıyla gördük. Siz duruşma salonunda yoksunuz dedi avukatlara. Siz burada mesleğinizi icra edemezsiniz dedi avukatlara. Sizi vekil tayin edenleri burada savunamazsınız, onların hukuki yararlarını gözetemezsiniz dedi avukatlara. Ve bu noktada elbette avukat arkadaşlarımız, baro başkanlarımızla birlikte heyetin reddini talep etti. İlk günden, ilk andan bu ana kadar HDP'yi yalnız bırakmayan, Deniz Poyraz'ın ailesini, Poyraz ailesini yalnız bırakmayan baro başkanlarımıza, hak savunucularına, hukuk örgütü temsilcilerine, siyasi partilere, kadın örgütlerine ve elbette bu davayı sırtlanan, yürüten, bu hukuksuzluk ortamında, bu karanlık ortamda yürüten avukat arkadaşlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Elbette bugün bu duruşma bitti. Ancak hem Deniz Poyraz için hem herkes için adalet mücadelemiz devam edecek. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar, basın açıklamamız burada sona erdi. Umuyorum bu açıklamaları yapmak zorunda kalmadığımız günlerde yeniden birlikte olacağız. Çok sağ olun.